Atıyorum. Bunu indirebilirsin şeyden. Evet. Bu arada sırada ekran değişikliği yapacağım arkadaşlar. Yani elle çözümler yapacağım. O sırada eğer ekranı göremezseniz lütfen uyarın. En azından bir kişi mikrofonu açıp uyarsın. Şimdi ben normal şu slayttan başlıyorum arkadaşlar. Biz doğrultucuları harmoniklerle ilgili ders çizimleri şeyler anlatmıştık onlar. İki tane video. Onları inşallah izlemişsinizdir veya en erken zamanda izleyin. Harmonikler konusunu anlatırken doğrultuculardan biraz yani doğrultucuların avantaj ve dezavantajından biraz bahsetmiştim. Şimdi doğrultucular konusuna giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar doğrultucular normal günlük hayattaki cihazlarımızda ve endüstriyel cihazlarda çok yaygın olarak kullanılan güç elektronik konvertörleri alternatif akımı doğru akıma dönüştürüyoruz. Aslında çok dezavantajlı cihazlar ama avantajı da çok hızlı dönüşüm yapabilmeniz ve çok küçük olması sebebiyle çok yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi hemen hemen bütün şarj cihazlarında var. Hemen hemen değil, hepsinde var yani. İşte bu normal günlük hayatta kullandığımız bizim her türlü şarj cihazı. Bu telefonumuz olabilir, laptop, tablet, işte uydu anten ne bileyim televizyonumuz için geçerli bütün bilgisayarlar işte hatta beyaz eşyalarda bile şu an var motor sürücüler var hepsinde işte bir bilgisayarların power supply'ında var endüstriyel bilgisayarlar var serverlar var işte arka kaynak makinelerinde var çok yaygın olarak kullanılıyor UPS'lerde var çok yaygın olarak kullanılıyor işte şu an çok şu olan bütün batarya şarj cihazlarının hepsinde var arkadaşlar. Şimdi ben şu enerji ve güçle ilgili kısımları geçiyorum. Direkt doğrultusuyla ilgili kısma başlayacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bizim doğrultucularımızda girişimiz şebeke. Girişimiz şebeke. Şöyle çizelim. Şu bir doğrultucu olsun arkadaşlar. AC, DC doğrultma yapan. Şimdi şurada girişte bizim şebekemiz var. Sinüs. Ama çıkışta biz doğrultma işlemleri yapacağız. İşte tek yarım dalga, tam dalga, üç fazlı işte şöyle değişken doğrultmalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi bizim girişimizdeki şebekenin sinüsün işte denklem ve maksimum sinüs omega t. Çıkışta ise işte mesela t tam dalga görebiliriz veya işte yarı periyotta şöyle doğrultma görebiliriz ve maksimum sinüs omega t veya tam dalga görebiliriz. Veya bir periyotta altı defa doğrultma işlemi görebiliriz. Şimdi en azından şunu bilmek lazım. Mesela diyelim ki bizim şebekemiz için şu denklemin efektifini bulabilmek gerekiyor arkadaşlar. Bunun efektifini nasıl bulacağız? İşte fonksiyonun bir periyodunun işte ve efektif diye de mesela sinüs için karekök içerisinde 1 bölü periyot 2 pi fonksiyonun denkleminin bir periyottaki karesini alacağız. Ve de integralini alacağız tabii ki. Şöyle şunu hatırlatayım. V maksimum kare sinüs kare omega t dv arkadaşlar. Evet. Şu mesajlara bir bakayım. Bir ilginç bir şey varsa ona şey yapayım, müdahale edeyim. Tamam. Devam edelim. Bir sıkıntı yokmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sinüs kare omega t'nin integralini alabilmeniz için şu dönüşümü yapmak lazım. Burayla alakalı. Evet, sinüs kare omega t'nin integrali 1 eksi kosinüs 2 omega t bölü 2 arkadaşlar. Bunun yerine yazıp bu integralini almak lazım. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar normal şebekemiz için zaten kullandığımız formül. Yani V efektifin formülü ne bizim için? Şebekemiz için kullanıyoruz zaten. V maksimum bölü kök 2 çıkıyor arkadaşlar. Doğru mu? V maksimum bölü kök 2. Şimdi aynı şekilde siz tutup tam dalga doğrultulmuş bir dalganın yani şu dalganın o efektifini bulursanız bu formül çıkar. Neden? Çünkü arkadaşlar sinüsün karesini almakla tam dalga doğrultulmuş bir sinyalin aynı şey. Karesini almak aynı şeydir. Yani zaten karesini aldığınızda sinüsün artı alternans pozitif, eksi alternans da pozitif olacak. Aynen mutlak değer yapmış gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla şebekenin tarafıyla tam dalga doğrultma işleminde biz efektif değerler hesaplayacağız harmoniklerden dolayı.
Onlar arkadaşlar aynı formülle hesaplanabilir. Ama yarım dalgada bu formül değişken. Yani şu formül şebeke tarafı ve maksimum bölüköy iken yarım dalgada arkadaşlar bir tarafı ve maksimum bölüköy olarak hesaplanıyor. Diğer şeyde görebileceğiniz gibi şurada var. İntegralini de almışız. Ve maksimum bölü 2. Sadece şunu hatırlatayım tekrar. Sinüsün efektif değeriyle doğrultma işlemi sonrası efektif değerler değişebiliyor. Yani formüller değişebiliyor. Bunda hata yapmayın. Yani eski yıllarda sınavlarda böyle çok hatalar görüyordum. Şimdi arkadaşlar doğrultuculara bakalım. Bizim doğrultucularımızın amacı alternatif akımı doğru akıma çevirmek. Yalnız doğrultucularımızın bu durumda hem girişte hem giriş şebeke tarafında hem de çıkışta çok ciddi problemleri var. Ney birincisi? Bir kere dedi ki doğrultucuların hepsi hiç istisnasız planlar yük oldukları için 3 ektoni anahtarı içerdikleri için bir kere harmonikli akım çekiyorlar şebekede. Birinci problem bu. Harmonikli akım çekiyorlar. Eğer işte bu endüstriyel bir cihaz say ve içerisindeki doğrultu çok büyükse işte bir arka kaynak makinası, UPS falan büyük inverter motor sürücüler kesinlikle o cihazların girişinde bir de bir şebeke filtresi kullanılıyor yani. Yani bu harmonikleri filtre etmek için. İkinci problem arkadaşlar dedik ki bu doğrultucuların işte hem akım çekilen akım hem harmonikli hem de şebeke gerilimle üst üste çizerseniz faz farkı var. Yani reaktif güç çekiyorlar. Şöyle mesela diyelim ki bir doğrultucunun çektiği akım aşağı yukarı şöyle bir akım. İşte şunu şebeke gerilimini şöyle üstüne çizerseniz aralarda faz farkı olduğunu görüyorsunuz yani. Faz farkı olduğunu görüyorsunuz. Ne demek? Bir yükün çektiği akımla şebekenin gerilimi arasında faz farkı varsa o yük şebekeden reaktif güç çekiyordur arkadaşlar. Ve doğrultucular çok ilginç. Doğrultucu çıkışında yük R de olsa, direnç de olsa bu reaktif akımı çekiyor maalesef. Bunu düzeltmek için arkadaşlar PFC dediğimiz yapılar var. Power Factor Correction. Güç faktörü düzeltmeli DC konvertörler var. Doğrultucunun çıkışına bağlanıyor. O DC'yi tekrar hem ayarlanma yapıyorsunuz hem de bu işte doğrultucunun şebekeden çektiği reaktif gücü bizim güç faktörüne getiriyorsunuz. Yani bunu götürüyorsunuz. Tamam, bizim şu an dediğimiz gibi iki tane problemimiz var. Doğrultucuda birincisi harmonikli akım çekiyor şebekeden. Kesinlikle ikincisi de reaktif güç çekiyor arkadaşlar. Yani power faktörleri birden gayet düşük yani. Evet. Bununla birlikte çıkışta da arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz sonuçta DC elde etmek istiyoruz ve DC şu kesikli çizgiyle çizilen şöyle güzel ideal bir DC elde ediyoruz ama maalesef böyle değil. İşte yarım dalga, tam dalga doğrultma, işte 3 fazla yine zaten biraz daha iyi, işte daha az ripple şey var, çıkış var. Ama maalesef çıkış kaliteli değil. Çıkıştaki akımı düzeltmek için arkadaşlar seri indüktanslar bağlıyorlar. Şöyle nasıl güzel, daha güzel çizelim. Evet, şöyle seri indüktans akımı düzeltmek için, akım filtre etmek için, gerilimi düzeltmek için de kap kondansatör grupları ilave ediyorlar paralel çıkışa. Şimdi ben özellikle bu kondansatörler ilave edilme durumu çok yaygın ve %100 kullanılıyor, onu söyleyelim. Şimdi bu durumda ancak düzeltme yapabiliyorsunuz. Özetliyorum. Doğrultucuların hem giriş tarafı problem. Ne problem vardı? Birincisi harmonikli akım çekiyor. İkincisi güç faktörü birden düşük yani reaktif çekiyor. Ve üstelik hani bir direnç yükünü beslese bile bu böyle. İkincisi arkadaşlar çıkış tarafı problemi ne? Üretilen DC gerilim gerçekten ideal bir DC değil. İçerisinde harmonikler var, sinüsler var. Bunu buradaki gerilim düzeltmek için paralel kondansatörler grubu bağlanıyor. Yani kondansatör grubu kendi içerisinde sadece paralel bağlanabilir ama toplam grup paralel bağlanıyor çıkışa. Ve yükten önce bağlanıyor. Bir de akımı düzeltmek için indüktanslar yani bağlanarak akımı filtre ediyorlar arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunlardan harmoniklerden bahsetmiştim. Bir de şunu söyleyelim. Diyelim ki doğrultucu çıkışına arkadaşlar yük indüktanslar bağlandığı zaman yük olarak veya filtre amaçlı. O az önce bağladığım seri indüktans da geçerli. Bu kez giriş akımı şöyle şey oluyor arkadaşlar. Şöyle şunu çizelim. Giriş akımı şöyle kare dalga oluyor yani.
ara dalga içerisinde en çok harmonik bulunan akımlardan biri. Ve dikkat edin yine arkadaşlar şöyle şebeke gerilimli akım üstünde çizmişler değil mi? Yine faz farkı var yani. Şöyle bir faz farkı var. Çok net. Yani bu da doğrultucunun reaktif güç çektiği anlamına geliyor ki bunları düzeltmek için dediğimiz gibi power factor correction bir, yani güç faktörü power factor correction güç faktörü düzeltmeli devreler doğrultucunun çıkışına back boost gibi veya playback forward gibi DC-DC kıyıcılar bağlanıp bu esnada arkadaşlar hem gelim istendiği gibi ayarlanıyor, artırılıyor, düşürülüyor veya işte aynı zamanda şebekeden çekilen akım da şebeke geriminde bilim yani dirençmiş gibi şöyle bilim güç faktörüne getiriyor yani. Tabi bu da ekstra maliyet ve kontrol karmaşıklığı getiriyor yani. Ama doğrultucular çok küçük ve çok hızlı çalıştıkları için yani şebeke frekanslarında ve daha üst düzey frekansta çalıştıkları için gayet iyiler arkadaşlar. Yani çok yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi hatta öyle bir şey var ki şu an bu büyük güçlü endüstriyel yüklerdeki işte motor sürücülerin girişinde büyük güçlü doğrultucular var. Ark kaynaklarında var. İşte büyük UPS'lerde falan var. Bu büyük güçlü doğrultucuların çektiği işte akımlarda yani harmonikleri filtre etmek için arkadaşlar yine güç elektronik tabanlı shunt paralel aktif güç filtresi diye APF paralel aktif güç filtresi diye inverter tabanlı bir şey filtre geliştirdi ve şu an dünyada çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani gelişmiş ülkelerde. Türkiye'de de yani biraz pahalı olduğu için her yerde değil ama TÜBİTAK desteğiyle birkaç ürün geliştirildi. Bunları biliyorum. Ve şu an onları şey yapılıyor ama şu an Çin'den gelen birçok cihaz şu an çok aktif olarak kullanılıyor. Ve bu motor sürücülerindeki doğrultuların yani büyük güçlü doğrultuların şebekeye verdiği harmonik çok ciddi problem. Fabrikadaki çoğu cihazın da çalışmasını engelliyor arkadaşlar. Harmonikler konusunda biraz bahsetmiştim. Şimdi dediğimiz gibi biz doğrultucunun çıkışında bir DC değer bekliyoruz. Nasıl bir DC değer? Bir gerilim, bir akım bekliyoruz. Ancak harmoniklerden dolayı arkadaşlar ve RMS, RMS de oluşuyor. Yani yükün üzerinde ve RMS, RMS de oluşuyor. Harmonikler oluşturuyor bunu. Maalesef istenmeyen bir durum. Yani gerilimin hepsinin V0 olmasını istiyoruz ama bu filtresiz imkansız görünüyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bunları geçiyorum. Bunlarla ilgili yok. Evet, şu güç faktöründen biraz bahsedeyim. Dedim ki güç elektroniğinde şey doğrultucularda arkadaşlar bir problemlerden biri neydi? Giriş akımı harmonikli, şebekeden çektiği akım harmonikli. Aynı zamanda bir de kosinüs üssü güç faktörü birden düşük dolayısıyla reaktif güç çekiyor. Yani bu niye oluyor? Buna bir bakalım. Şimdi bunun için şöyle bir geçiş yapayım arkadaşlar. Bunun elinde bir yerde yazmıştım. Bunu size göstereyim. Şöyle bir geçiş yapmak lazım. Evet, ekranı değiştireyim. Evet, şu sarı bir ekran gelmiş olması gerekiyor. Eğer göremiyorsanız söyleyin lütfen. Şimdi arkadaşlar, bizim evet, bizim şurada neredeydik? Evet. Arkadaşlar, bizim şebekemiz sabit bir sinüs. Normalde lokal işte bağlantı noktalarında bazı bozmalar olabilir ama genelde evet, çok büyük genelde çok büyük şey yani de bir sinüsümüz var ve denklemimiz arkadaşlar bizim denklemimiz V1 sinüs omega 0 T artı teta 1 mesela R fazını düşünelim. İşte V1'imiz ne yani tp değerimiz ne bizim tek faz için konuşalım 220 çarpı kök o. Omega 0'ımız ne 2πf yani 2π50 314 radyan bölü saniye. İşte R fazı için teta 1 0, S fazı için -120, T fazı için -240. Şimdi bir şöyle bir doğrultucunu içerisinde doğrultucu bulunan bir cihazı içinde doğrultucu bulunan bir cihazı şebekeye bağladığımızda arkadaşlar
Nanner, yük veya içerisinde doğrultucu bulunan şey harmonikli bir akım çektiğini söylemiştik. Bu harmonikli akımı nasıl gösterebiliriz? Şöyle, işte, 0 dC bileşen olabilir. Sonsuz sayıda sinüslü terimlerden oluşabilir. Oluşacak diye bir şey yok, oluşabilir. Şimdi dolayısıyla şunu yapacağız. Şebekemiz saf güzel bir sinüs, işte BT ve bir sinüs omega T artı theta 1. Arkadaşlar bunun çektiği akım var. Acaba bu yük, yani nanliler yük, doğrultucu bulunan yük ne kadar güç harcıyor veya bu gücü bulabilir miyim? Aynı zamanda işte bu doğrultucu şeyden ne kadar reaktif güç çekiyor onu bulabilir miyim? Yani power faktörü bulabilir miyim yani? Şu doğrultucunun güç faktörünü bulabilir miyim? Doğrultuculu cihazın daha doğrusu. Evet, bulabilirim. Bunun için önce bunun tükettiği yükü bulmak, yani yükün tükettiği gücü bulmak lazım. Burada da power faktörü arkadaşlar, P bölü yükün tükettiği güçle şebekenin gönül gücünün oranından bulabiliriz. Şimdi normalde hani elektrik devrelerinde veya enerji testlerinde biz hani güç elektroniği, nanler elemanlar olmadığı durumda arkadaşlar güç faktörüne ne diyorduk? Kosinüs V diyorduk. Doğru mu? Kosinüs V diyorduk. Güç faktörü. Ne temsil ediyordu? P bölü S. Yani bir cihaz, bir alternatif akımla beslenen bir cihaz kaynaktan gönül güç çeker. Bunun P ve Q kısmı vardır. Kosinüs fi kadarını, değil mi? Diyelim ki işte 1000 volt amper çekiyorsa, kosinüs fi de 0.8 ise 800 watt aktif güç çekiyordur. Aynı zamanda 600 watt da reaktif güç çekiyordur. 6-8 üçgenden giderek örneği veriyorum. Şimdi ama sadece kosinüs fi'di yani. Sadece normal devreden bildiğimiz veya nanler elemanların olmadığı işte güç sistemleri için güç faktörünü reaktif güç kompansasyonunda böyle biliyorduk. Ama güç elektroniği olunca maalesef bu durum değişiyor. Harmoniklerden dolayı bir kat sayı daha geliyor. Şimdi onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bizim şebekemiz saf bir sinüs ve bir sinüs omega 0 t artı theta 1. Peki şu yükün çektiği akımın yani doğrultucunun çektiği akımın açılımını yaparsak, şu serinin açılımını yapsak, evet, bir DC bileşen, doğru mu? DC bileşen arkadaşlar. İşte I1 sinüs 1 çarpı omega 0 artı fi 1. İşte I2 sinüs 2 omega t fi 2. I3 sinüs 3 omega t artı fi 3. Böyle sonsuz bileşenler olabilir arkadaşlar. Sonsuza kadar bileşenler olabilir. Dedik ki cihazın tükettiği gücü bulmak için arkadaşlar nasıl yapacağız? Süperpozisyon teoreminden yola çıkarak bu güç formülünü çıkarıyoruz. Süperpozisyon teoremi neydi? Bizim elektrik devrelerinde kullandığımız çeşitli devre yöntemleri vardı. Çevre, düğüm, işte Norton, Thevenin, Milman, ne bileyim bu şekilde işte süperpozisyon bunlardan biriydi. Bazı devreler sadece süperpozisyonla çözülür. Neden? Ve nasıl devrelerdir? Devrede farklı frekanslarda kaynaklar varsa o devre bir tek ve bir tek süperpozisyonla çözülür. Şimdi farklı frekanslarda kaynaklar ne demek acaba? Yani ne demek? Pratik karşılığı neydi? Tabi devre dersinde bunu bize bahsetmiyorlardı ama bu kesinlikle harmonik arkadaşlar. Harmonikler. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela diyelim ki bizim şebekemizde sadece birinci harmonik var ve bir sinüs omega 0 artı theta 1. Bu prizimizin denklemi değil mi? Denklemi. O zaman diyelim ki şebekede üçüncü harmonik olsaydı bu da bir priz, o da bir kaynak yani. Beşinci harmonik olsaydı o da 250 Hz'e sahip bir kaynak. Yedinci harmonik olsaydı 350 Hz'e sahip bir kaynak. DC bileşen bir DC kaynak. Dolayısıyla biz burada süperpozisyon teoremiyle iş yapacağız. Yani ne yapıyorduk süperpozisyonda? Devrede sadece bir kaynağı bırakıyorduk. Bir akım buluyorduk. Sonra ikinci kaynağı sadece devrede bırakıyorduk. İkinci bir akım buluyorduk ve bu akımları topluyorduk. Şimdi arkadaşlar güç kaybını bulurken de böyle, yani gerilimdeki DC bileşen akımdaki DC bileşeni de çarpacaksınız. V0 çarpı 0. Sonra AC bileşenler için güç formülü neydi? Vrms. Tek faz için Vrms. Irms. Kosinüs fi'di. O zaman akımdaki, yani gerilimdeki bileşen neyi? V1 Rms. Bunun V1 bölü kök 2 olacak bu. Yani bu Rms karşılık. V1 Rms. Kosinüs teta 1 eksi fi 1. Bütün akımındaki bütün bileşenlere karşılık bütün denklemi yazabiliriz. Ama biz şurada 5 tane de bırakmışız. V2 Rms. I2 Rms. Kosinüs teta 2 eksi fi 2.
3 ADMS, I3 ADMS, kosinüs teta 3 eksi fi 3 böyle yazabilirsiniz. Şimdi size soruyorum. Tabi cevap veremeyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu şeyi değiştireyim isterseniz. Yeşil olsun. Bizim gerilim denklemimizde V0 var mı? Hayır. Çok güzel. Şebekemizin saf sinüs olmasının faydasını gösteriyorum. Peki V1 var mı? Evet var. Yani var o. Onu orada görüyoruz. V2 var mı? Yok. İyi ki de yok. V3 var mı? Yok. İyi ki de yok. V4 var mı? Yok. V5 var mı? Yani kurutucu cihaz hangi akımları, hangi harmonikli akımları çekerse çeksin, saf bir şebekede sinüsünüz varsa ki öyledir, geneli öyledir, lokal olabilir, bağlantı noktalarında değişebilir. Evet arkadaşlar, sadece güç kaybı gerilimdeki birinci harmonikten dolayı V1 RMS, I1 RMS, kosinüs teta 1 eksi fi 1 olurdu. Diyelim ki mesela lokal sizin bir fabrikanız veya bir evin apartmanı girişi, işte bağlantı noktanız sizin panonuz. Oradaki bir yük var. İşte bir arc kaynağı var. Oraya üçüncü harmonik basıyor. Yani şebeke gerilimine ilave üçüncü harmonik basmış. O zaman onu da yazın. Yani o denklemde o verilmiş olsaydı, eğer diyelim ki şu denklemde V1 sinüs V0 omega t şey teta 1'e bir de ilave olarak işte V3 sinüs 3 omega t artı teta 3 olsaydı, o zaman şurayı sıfır diyemezdik. Yani V3'ü sıfır diyemezdik. Doğru mu? Yani çünkü var yani. Evet. Şu an için şebeke gerilimi saf sinüs olduğu için arkadaşlar formülümüz V1 RMS, I1 RMS, kosinüs teta 1 eksi fi 1. Güç formülü. Yani yükün tükettiği gücü buluyoruz. V1 RMS ne arkadaşlar? V1 bölü kök 2. Yani şunun tepe değeri bölü kök 2. I1 şurası da tepe değeri. I1 bölü kök 2 RMS'i yazdık. Kosinüs teta 1 eksi fi 1. Bu kök 2'lerin çarpımı 2 olarak görebilir. Şu form, şu şeye dikkat edin. Yani form buradaki şeye, resimdekine. Yani bunu açıklıyorum. Böyle bir formül arkadaşlar. Peki güç faktörünü bulacağız. Power faktör P bölü C'ydi. P'nin formülünü bulduk. Yani şurada yazıyor. İşte V1 RMS, I1 RMS, kosinüs teta 1 eksi fi 1. Peki kaynağın görünür gücünü nasıl bulacağım? Kaynağın görünür gücü arkadaşlar V RMS çarpı I RMS. Peki I RMS'i nasıl bulacağım? Yani şöyle bir for your sinyal sahip, yani içerisinde harmonikler bulunan bir sinyalin efektif değerini nasıl bulacağım? Yani normalde biz devre analizlerinde sadece birinci harmonik vardı akım veya gerilimde. V maksimum bölü kök 2 yapıyorduk, RMS'ini buluyorduk. Ama şimdi böyle bulamazsınız. Harmonik varsa bulamazsınız. Bir güç elektronik konvertöründen bahsediyorsanız bu gayet normal. Arkadaşlar I RMS hesaplarken tek tek I0'ın karesi, I1 RMS'in karesi. Bunu bulmak için ne yapıyoruz? I1 bölü kök 2. Yani bu ne demek? I1 maksimum. Bunu kök 2'ye bulduk. RMS'in RMS oldu. Bunun karesi. I1 RMS, I2 RMS, I3 RMS, I4 RMS böyle gider. I0 bölü kök 2 ne yapmadık? Çünkü DC zaten RMS'e karşılık gelen değer direkt. Bu şekilde I RMS'i sayısal olarak da mesela soru çözümlerinde kullanabiliriz. Arkadaşlar V RMS'i nasıl bulacağız? Aynı onu da. Her formülde işte V0 var mı? Şu anki V denklemimizde yok şebekemizde. O yüzden V0'ımız 0. V1 var mı? Evet. V1 bölü kök 2 V1 RMS oldu. Onun karesi. V2 yok. V3 yok. V4 yok. V5 yok. Eğer diyelim ki işte sınavda mesela diyelim böyle bir gerilim denklem verilebilir. Verilmiş olabilir. Ha dikkat edin. Mesela diyelim V7 varsa o zaman V7 bölü kök 2'nin karesini buraya eklemek gerekiyor yani. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar baktığımızda şebekenin RMS değeri, gerilim RMS değeri aslında V1 RMS'e eşit. Doğru mu? Sadece çünkü birinci harmonik var yani. Saf sinüs var yani. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar şebekemizin görünür gücü V RMS çarpı I RMS aynı zamanda V1 RMS çarpı I RMS olarak görünebilir. Bunu yerine yazdığımızda, güç faktörünü oranladığımızda şunu göreceğiz. İşte şu gücün formülünü yazdık. Şeyi yazdık arkadaşlar. Şu V1 RMS'ler gider. Dolayısıyla sonuçta I1 RMS bölü I RMS kosinüs teta 1 eksi fi 1 şeklinde bir güç faktörü olur. Eskiden, yani eskiden derken daha önceki bilgilerinizde devre analizinde, devrede EMN temellerinde veya güç sistem şeyi bizim enerji testlerinde nerede elemanlar yoksa tabii güç faktörünü, power faktörü sadece kosinüs fi diyorduk. Ama şimdi böyle değil. Bakın yine burada bir kosinüs fi var. Gerçekten bir var. Yani şu bir kosinüs fi.
Ancak ki buna yer değiştirme faktörü diyorlar arkadaşlar. Bunun yanında bir de distorsiyon faktörü dediğimiz ve bir abers böyle ÖRMS var ki bu harmoniklerden dolayı oluşan bir durum. Mesela diyelim ki sizin bir devreniz var. Şebekeden çalıştırıyorsunuz. 3 faktörü 0.8. Olsunuz. Fi'si 0.8. O yükü şebekeden kopardınız, araya bir doğrultucu bağladınız. Yani yükü çalıştırmak için ayarlı bir gerilim yapmak istiyorsunuz DC. Tuttunuz arkadaşlar, doğrultucu bağladınız, harmonikli akım çekti. Bu distorsiyon faktörü de işte 0 ile 1 arasında bir kat sayı. Diyelim ki 0.8 de bu oldu. 0.8 çarpı 0.8 0.64. Cihazı çalıştırmak için araya bir küçük elektronik konvertörü koydunuz. Gerilim ayarlayayım diye. Maalesef cihaz daha çok reaktif güç çekmeye başladı. Neden dolayı? Yani o reaktif gücü diyelim çekiyordu zaten, ihtiyacı vardı. Bir de harmoniklerden dolayı yani. Harmonikler maalesef çekilen reaktif güç oranını daha da arttırdı. Bu maalesef doğrultucuların çok büyük dezavantajlarından bir tanesi arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, ekranı değiştirip slayttan devam ediyorum. Evet. Bunu devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi yarım dalga doğrultucuya bakalım. Yarım dalga doğrultucu en temel doğrultucu ama endüstride kesinlikle kullanılmıyor. Sebebi şu. Yani kışta devreye bakarsanız şurada görelim. Şu en son çıkış akımı arkadaşlar, yani doğrultucunun çıkış akımı aynı zamanda şebekeden çekilen akıma eşit. Yarım dalga olduğu için çekilen akım, yani I0 ürettiğiniz DC akım, yani akım da DC akım, yani yarım dalga doğrultulmuş akım. Dolayısıyla siz şebekeden de böyle bir akım çekiyorsunuz. Yani şebeke dediğimiz şey şu. Bizim evimizdeki bir priz, yani prizler daha doğrusu, hepsi yani bir fazdan besleniyoruz biz. Mahallemizdeki dağıtım transformatörünün bir sargısında, yani bir sargısında devresini tamamlıyor. Yani fişe taktığınız an elektronlar gelip yükten geçip gidip ta mahallemizdeki trafo sargısında devresini tamamlıyor. Dolayısıyla siz böyle endüstriyel cihazlar için böyle yarım dalga doğrultu şeyler kullanırsanız transformatörden böyle DC bir akım çekersiniz. Ya AC bileşen de var ama çoğu DC. Dolayısıyla bu transformatör doymaz. Yok. Transformatör diyelim ki normalde işte bu tür cihazlar artarsa tabii tek bir taneyle yapamazsınız. Yani bir trafo 1000 aboneyi besleyecekken belki 700'den sonra doyuma gelecek. Artık dönüşümünü yapamayacak. Yani yeterli dönüşümünü yapamayacak. Ve doyuma girecek, ısınacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu yarım dalga doğrultucu çok kullanılan doğrultucu tipi değil. Sadece olay anlaşılsın diye en basit olayla anlaşıp başlıyoruz. İşte laboratuvarda falan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu doğrultucunun çıkışını elle çizelim ve çıkışını hesaplayalım. Çok, yani ortalama değerini, RMS değerini hesaplayalım. Şimdi yine ekran değiştireyim ve çizeyim. Neredeyiz? Evet. Arkadaşlar bir çizim ekranı gelecek. Ben size uzaktan eğitim sisteminde şeyler paylaşmıştım. Şöyle hazır grafikler arkadaşlar. Bunların çıktısını mutlaka alın. Yani sınavlarda da işinize yarayacak. Mutlaka, ama bir de pandemi dönemi olduğu için 15-20 tane çıktı alın yani. Hatta daha fazla. Arka önünü de alıp kullanabilirsiniz. Yani tek sayfa olmak zorunda değil. Sınavlarda da işte böyle çizimler olduğu zaman çizeceksiniz. Hazır şablona buna çizip fotoğrafını çekip sisteme ekleyeceksiniz. Aksi takdirde çok uğraşırsınız, size söyleyeyim. Yani bir daha şeyle uğraşmayın. Elinizde daha bir şablon varsa onu kullanabilirsiniz. Hani illa bir şablon kullanmak zorunda değilsiniz de. Nasıl rahat ediyorsanız, ama böyle bir şablon kullanın yani mutlaka. Uğraşmayın. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bakalım. Bizim şebekemiz sinüs. Evet, şurası pi, şurası 2 pi, şurası 3 pi ve şurası 4 pi.
Şurası V maksimum. Şurası eksi V maksimum. Arkadaşlar diyot pozitif alternansta, ileri yönde polar yönü negatif alternansta ters yönde polardığını biliyoruz. Asit en temel doğrultucu. Pozitif alternansdayız. Diyot ileri yönde polardı ve iletime girdi. Hemen çizelim. Çıkışta ne göreceğiz? Biz tabii neyi çiziyoruz? Böyle bir şey yapalım önce. Arkadaşlar V0 T'yi çiziyoruz. Sonra V diyot T'yi çizelim. Yani diyot gerilimin T'sini çizelim. Bir de I0 T'yi çizelim. Gerilim üzerine çizebiliriz ama ayrı çizelim. Evet. Çiziyorum arkadaşlar. Pozitif alternansta diyotumuz iletimde. Dolayısıyla şebekenin aynısını yükün üzerinde görürüz. Evet. Daha sonra diyot kesime gittiği için bir şey göremeyiz. 2 pi'den sonra diyot yeni periyotta iletime geçer pozitif alternansta. Şu. Şimdi şurası pi'di. 2 pi. Bunlar önemli benim için. 3 pi. 4 pi. Ekran şeyler eksenler şey omega t. Arkadaşlar şurası V maksimum eksi V diyot. Yani neyle çizelim? Küçük V'de mi diyelim? Evet, küçük V'de diyelim. Fark etmez. Büyük V'de de olabilir. Hiç önemli değil. V maksimum eksi V'de. Şurada diyot iletimde. Şurada D1 diyelim. D1 olsun. Şurada D1 diyotu iletimde. Evet. Şimdi evet, bunu çizdik. Dedik ki evet, bir de diyot uçlarındaki gerilime bakalım. Arkadaşlar diyot iletimde uçlarında işte VD ne kadarsa güç diyotu biraz büyük olabilir. 1 volt olabilir, 0.8 volt olabilir, 1.5 voltlar falan olabiliyor. Şap gidiyorsa biraz daha küçük ama arkadaşlar ne olacak? Bir tane işte diyot iletimde ise diyot uçlarında ideal değil işte artık. Şöyle biraz tabii abartılı çizeceğiz ki yani gözüksün diye. Yoksa bir volta ayarlamak biraz sıkıntı olabilir burada yani belki. Yani birkaç küçük voltu ne bileyim. Şöyle çiziyorum. Biraz büyük olacak ama. Şöyle yani görünsün diye mecburen. Evet, diyot iletimde olduğu yerlerde arkadaşlar diyot üzerinde sıfırdan farklı bir gerilim düşecek. Tamam. Buna hemfikiriz. Şimdi şunları şöyle pardon kalemi alayım. Arkadaşlar diyot şebeke negatif alternansından şurası eksi burası artı olduğunda yani şuraya bir tane bir cihaz bağlayabilseniz gerilim ölçen veya dalga şeklini ölçen. Bakın diyotun anodunda artı var şey eksi var katodunda altında yani artısında eksi var, eksinde artı var. Dolayısıyla şebekenin negatifini görürüz yani. Dolayısıyla diyotun kesimde olduğu yerde şebekenin negatifini görürüz arkadaşlar. Şöyle. Bakın şuralar şey tam yani şöyle şurası da gelecek artık. İlk anda da sıfırdan yükselir de. Sonra arkadaşlar burada yine aynı. Tabii şu gerilim değeri ne? Yani nereyi gösterelim? Şurayı şöyle gösterelim. Şurası VD arkadaşlar. VD. VD yani şunun için de geçerli tabii. Şurası eksi V maksimum. Evet. Başka burada neyi çizebiliriz? Evet. I'yı çizelim arkadaşlar. I0'ı çizelim. Şöyle şuradaki akımı çizelim. Evet, tamamıyla şeyle aynı olacak. Akım dalga şekli de aynı olacak. Doğru mu? Çünkü R, yükümüz R. Evet. Şöyle şablon var ama kalemle çok güzel çizemeyebiliyorum. Eğri oluyor bazen. Evet. Arkadaşlar şurası pi, 2 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, omega t, 3 pi,
diyotu arkadaşlar. Evet, D1 diyotu burada iletimde. D1 diyotu burada iletimde. Evet, akımın maksimum değeri I maksimum arkadaşlar. V maksimum eksi V diyot bölü R. Evet. Şimdi hem şu gerilimin hem de akımın arkadaşlar bir DC bileşeni var. Kolyür serisindeki A0. Burada gerilim olduğu için V0 ortalama. Akım için de geçerli arkadaşlar. Evet, bunların içerisinde gerçekten istediğimiz, arzu ettiğimiz bu işte bu şeyler I0 ve V0 DC değerler. Ama maalesef asi değerler de var arkadaşlar. Şimdi bu V0'ın ortalamasını, ortalama değerini I0 bulalım. Sonra bir de B RMS'i bulalım. Nerede yazayım? Şurada yazayım ben o zaman. Şimdi şunun şu dalga şeklinin arkadaşlar beni yazıyorum. Evet. Şimdi V0 V0 ortalama 1 bölü periyot, periyot 2 pi. Arkadaşlar 0'dan 2 pi'ye kadar, 2 pi'ye kadar V maksimum eksi V diyot çarpı sinüs omega t'nin integrali alıyoruz. Evet. 2 pi. Yalnız dikkat ederseniz 0 ile pi arasında V maksimum sinüs omega t var ama pi ile 2 pi arasında yok. Dolayısıyla orayı şöyle genel yazdık ama orayı olarak şey yapmak lazım. 2 pi ama yani şundan dolayı pi yapıyorum. 0 ile pi. Sadece çünkü şurası var yani. Peri diyotun yetkisi olduğu kısım. Aslında evet periyot olması lazım ama yok işte diğer parçası şey özür dilerim yine yanlış yazdım. Diğer parçası 0 olduğu için integrali 0 ile pi aralığında alıyorum. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar sonuç ve 0 ortalama değeriniz çizgi olmayabilir. V maksimum eksi V diyot bölü pi olur. Eğer diyotunuz idealde, ideal durum için V'de 0 ise arkadaşlar V 0'ınız V maksimum bölü pi olur. Peki I 0 nasıl olur? I 0 da arkadaşlar V 0 bölü R. Dolayısıyla V maksimum eksi V diyot güzel yazılmadı. V maksimum eksi V diyot bölü pi R değil mi? Olur veya şu durum için veya şu durum için arkadaşlar V 0 eşittir. Pardon özür dilerim. I 0 eşittir. İdeal durum için yani V maksimum bölü pi R olur arkadaşlar. İdeal durum için bu olur arkadaşlar. Evet. Ve şeyi bulalım. RMS'i bulalım. Haydi biraz. Evet. Şey. Şimdi arkadaşlar bakın. Şeyi karıştırmayalım. Şu an bulduğumuz RMS yükün üzerinde R2 üzerinde harmoniklerden dolayı oluşan V RMS. Yani mesela bazı arkadaşlarımız şebekenin V maksimum bölü kök 2 RMS formülünü karıştırıyor. Arkadaşlar o şebeke tarafı, giriş tarafı. Biz şu an çıkışta yük üzerinde oluşan RMS değeri buluyoruz. Dolayısıyla RMS'in formülü değişebiliyor. Bazen tam dalgada mesela hem şebekeyle aynı formüle geliyor ama tabii tesadüf bu. Ama şeyde böyle bir şey yok. Yani şart yani şeyi karıştırmayın. Evet. Bu RMS'de arkadaşlar karekök içerisinde 1, 2, pi 0'dan pi'ye kadar. Neden 0'dan pi'ye kadar? Çünkü bir tek orada yani fonksiyon var. Diğeri 0 olduğu için. Arkadaşlar V maksimum eksi V diyot geriminin karesi sinüs kare omega t dvt. Evet. Sinüs kare omega t'nin şeyini söylemiştim daha önceden de. Sinüs kare omega t'nin integrali 1 eksi kosinüs 2 omega t bölü 2. Yani bu integralleri alın, öğrenin, ya hatırlayın, hatırlayın diye. Yoksa yani öğrendiğiniz matematik bilgisi kalıcı kalsın diye yapın yani. Bence ben tavsiye ediyorum. Şimdi burada tabii çok uzamasın diye yapmıyorum da yani basit yani onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar I RMS. Evet.
V maksimum eksi V diyot bölü 2 arkadaşlar. Dediğim gibi. Ve pardon, bu VRMS. Özür dilerim. Yanlış oldu. Özür dilerim. VRMS. Özür dilerim. VRMS arkadaşlar. Evet. Bu durumda IRMS de VRMS bölü R. IRMS işte V maksimum eksi V diyot bölü 2R arkadaşlar. 2R. Şunu aslında biraz taşıyabiliriz. Şöyle yukarı taşıyalım. Şey karışmasın. VRMS V maksimum eksi V diyot bölü 2 IRMS V maksimum eksi V diyot bölü 2R arkadaşlar. Dediğim gibi eğer idealde, ideal durum için V'deniz 0'sı arkadaşlar, V RMS'iniz V maksimum bölü 2 çıkıyor yani. V RMS'de V maksimum bölü 2R çıkar yani. Evet. V RMS'de V RMS bölü 2R arkadaşlar. V maksimum bölü 2R olur yani. Evet. Şimdi bitirdik. Bir basit örnek var, onu bakalım. Sonra geri döneriz. Ekranı değiştireyim. Geri dönüyorum. Sadece dönüyorum. Evet. Evet. Evet, basit bir işte soru. Yarım dalga doğrultucu. Kaynak 120 volt 60 Hz. Arkadaşlar ben bu doğrultucular kısmındaki soruların yani %99'unu diyelim. İlk başta söylediğim Daniel W. Hart İngilizce kitaptan aldım. Yani oradaki o Amerikan normu olduğu için ya yani kaynaklar hep 120 volt 60 Hz. Sınavlarda genellikle bizim şebekemiz işte şebekeye bağlı diyoruz. Dikkat edin. Yani 120 volt 60 50 Hz. 120 volt 50 Hz, özür dilerim. Evet, kaynak şu an için 120 volt 60 Hz. Yük 5 ohm arkadaşlar. Bizden şunu istiyorlar. Yarım dalga doğrultucu. Ortalama yük akımını istiyorlar. I0 istiyorlar. I0 V0 bölü R'ydi. Önce V0'ı bulmak lazım. İşte V0'ımız V maksimum bölü R'ydi. Bu R'ye bölersek I0 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar tabii V maksimumumuz ne? RMS değer 120 volt olduğu için 120 çarpı kök 2 169.7 volt. Tamam mı? Evet. Bunu P'ye bölüp sonra R'ye bölersek I0'ı bulmuş oluruz. Dolayısıyla 10.8 amper. 10.8 amper. Ve RMS de arkadaşlar tabii burada özür dilerim. Tabii ideal durum için yani şu V diyot 0 arkadaşlar. Eğer V diyot 0 olmasaydı işte şu V maksimumu gördüğünüz her yere V diyot yazmak lazım yani. Şöyle V maksimum eksi V diyot. Yani şu olan hepsini arkadaşlar şöyle şey yazmak lazım. Eksi V diyot yazmak lazım yani. Eğer ideal değilse, ideal değilse. İdealde işte zaten formüller şey. Yani dediğim gibi V 0 V maksimum eksi V diyot bölü pi. I0'da bunun R bölümü olur yani. R diyot bölü pi R. R diyot 0'sa işte zaten formül kendinden otomatikten meydana gelmiş olur. Veya aynısı V RMS için de geçerli. V maksimum eksi V diyot bölü 2 arkadaşlar. Tabii şu an V diyot 0 olduğu için V maksimum bölü 2 oldu. Bu da 84.9 volt ediyor arkadaşlar. V RMS'i de bulduk. V0 zaten istenilen gerilim değeri, yüke oluşturduğumuz DC değer. V RMS ise bizim istemediğimiz ama harmoniklerden dolayı yükün üzerinde oluşan gerilim ve dolayısıyla bundan dolayı bir güç kaybı oluyor. Yani ekstra güç kaybı oluyor. Evet. Peki direnç tarafından çekilen ortalama güç arkadaşlar. Ya V RMS'in karesi bölü R. Ya V RMS çarpı I RMS
veya ÖRMS'in karesi çarpı R'den bulunabilir. Şu an buradan bulmuşlar. 84.9'un şu gelim karesi bölü şurası 5 olacak arkadaşlar. Sonuç yanlış değil. 1440 watt çıkıyor. Alt buradaki değer 5 olacak. Şimdi neyi bulduk? Kaynağın görünür gücünü bulacağız arkadaşlar. Kaynağın görünür gücünü bulacağız. Şuradaki ÖRMS ÖRMS kaynaktaki IC RMS de aynı. Doğru mu? ÖRMS de aynı. Çünkü seri bir dereden bahsediyoruz. IC ÖRMS'i nasıl bulacağız? ÖRMS ve ÖRMS bölü R. Yani 84.9 bölü 5 ohm. Onu bulmuş muyuz? Hayır, bulmamışız. Şurada yazacağım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ÖRMS ve ÖRMS bölü R olacak. Ve ÖRMS'imiz de V maksimum bölü 2. V RMS V maksimum bölü 2. V RMS de bunun R bölümü. Yani 89 bölü 5 V RMS işte daha bir şeyi bulmak için V RMS de V RMS de 120 volt arkadaşlar. Şu 17 amper çıkıyormuş. 17 amper çıkıyormuş. Şurada yazıyor zaten. 17 amper. Evet, ve RMS de 120 volt soruda verilmişti. 17 amper, 1440, 0, 707. Ne demek? Buna bakalım. Ne demek? Buna bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, bu doğrultuculu cihaz artık. Doğrultucu ve yük. Bu bir cihaz diyelim. Şebekede prize taktınız. 0, 707 güç faktörüyle çalışıyor arkadaşlar. 0, 7, 7 yani power faktörü 0, 707. Yani bu ne demek? Bu cihaz sürekli şebekeden bütün cihazlar için geçebilir. Görünür güç çeker arkadaşlar. Her 1000 volt amper. Tabii şuna göre konuşuyorum. Neye eşittir? P bölü S'ydi. S'miz 1000 işte 707 ile çarpın arkadaşlar. Yaklaşık 700 watt. Aktif güç çekerken yani şebekeden aynı zamanda işte 1000'in karesi -700'ün karesinin karekökü yaklaşık yine 700 var ediyor arkadaşlar sanırım böyle tahminimse. Bakın bu cihaz aynı zamanda bak direnci besleyen bir doğrultucu yani 700 varlık reaktif güç çekini yapacak hiçbir şey. Boşu boşuna reaktif güç çek arkadaşlar. Bu şekilde cihazlarınız artarsa sizin işte cezaya girme riskiniz de mi? 50 kW'dan büyük gücünüz varsa %20'den fazla indüktif reaktif güç çekemezsiniz. Çekerseniz bunun cezasını ödersiniz. Şimdi bu işte doğrultucunun dezavantajı bu arkadaşlar. Maalesef reaktif güç, yani güç faktörü birden düşük ve 707 o da yük direnç yani. Yük indüktans falan olsa biraz daha kötü olacak yani 0.6'lara falan düşecek. Onu da söyleyeyim. Evet devam edelim. Demek ki güç faktörü işte 0.707 bu da ne demek? Yani varsayıyoruz. 1000 volt amper çekse 700 watt. Yani yaklaşık 707 watt işte. Yani tam değerle çarparsak 707 watt şey yaparken bir o kadar da yani 1000'in karesi eksi Q'yu nasıl buluyoruz? Q'yu bulurken S'nin karesi eksi P'nin karesinin karekökü. Yani yaklaşık 700 watt ediyor. Yani tahmin şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de RL yüküne bakalım. Bu RL yükü bir motor olabilir. Bir filtreleme amacıyla da olabilir. Bir RL yükü var arkadaşlar. Bunun grafiğini çizelim. Neredeymiş? Evet şurada. Ekranı değiştireyim yine arkadaşlar. Şuradan çizeyim. Bu video zaten sistemde yüklü kalacak. İndirebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'a da atabiliriz. Şöyle arkadaşlar şuradan çizelim. Pardon. Evet. RL2 için çizimimizi yapalım. Evet. Şebekemiz yine sinüs. İşte şu eksenimiz pardon omega t
Şurası işte V maksimum, pardon. Şurası eksi V maksimum. Şurası pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi arkadaşlar. Pozitif alternansa diyot, diğer yönde polarıyı negatif alternansa ters yönde polarıyı arkadaşlar. Şimdi pozitif alternanstayız. Pardon. Şu yanlış kaydı sanırım. Arkadaşlar pozitif alternanstayız. Diyot iletimde ve RL yükünden akım geçiyor. RL yükünden akım geçiyor. Dolayısıyla diyot iletimde ve biz yük üzerinde şebekenin aynısını küçük bir gerilim düşümüyle, diyottaki gerilim düşümüyle yükün üzerinde gördük. Tamam. Çizdiğimiz grafik V0T'nin grafiği arkadaşlar. Yine ısı şey V diyot T'yi çizelim. Bir de yine I0T'yi bunun üzerine de çizebilirim ama tamam, gerilim üzerine çizelim aynı zamanda. V0T ile I0T'yi buraya çizelim arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu arada pozitif alternansta sıfırla pi arasında arkadaşlar akım geçerken indüktans üzerinde 1 bölü 2 L kare şeklinde bir enerji depolanıyor. Biz pi'ye geldiğimizde alternans değişiyor diyor. Kesime götürmeye çalışıyoruz şebeke tarafından. Ancak indüktans üzerinde enerji birikmiş. İndüktans enerjisi de diyor ki ben halen akımı belli bir yönde aktacağım. Hiç kesinlikle. Yani indüktans akım kilitli bir eleman. Akım geçirmeye çalışırken ilk başta tepki gösteriyor. Hani hatırlayın eksponansiyel artıyordu. Yani direkt böyle yani birden bire o değeri göremezsiniz. Mutlaka bir gecikmeyle yani bir ya eksponansiyel ya böyle doğrusal bir artış vardı. Ya da ki kesmeye çalışırken de akım birdenbire düşmüyordu. Yani sıfıra düşmüyor. Yani birdenbire bir eksponansiyel azalma veya bir doğrusal azalma oluyordu. O zaman da eksponansiyel. Şimdi bunun sebebi indüktansın enerji biriktiriyor olması. Dolayısıyla indüktansın büyüklüğüne bağlı olarak arkadaşlar akım belli bir açı kadar devam eder. Biz bu açıya beta susma açısı diyoruz. Beta susma açısı burada şöyle olsun, şu olsun. Yani neresi olsun? Şurada bir yerde olsun. Tabi bu şeye göre değişir yani daha da artabilir. Beta susma açısı. Şurası pi. Burası 2 pi. Burası 3 pi. Ve burası 4 pi arkadaşlar. Beta susma açısı şurada bir yerde. Yani şurada beta olsun. Dolayısıyla beta'ya kadar iletim devam eder. Diyot indüktans akımından dolayı iletimde kalır. Dolayısıyla yük üzerinde biz bunu görürüz. Ya bu iyi bir şey değil. Çünkü bakın DC bir gerilim elde etmeye çalışıyorduk. O üstteki yani sadece parça olsa DC ortalamaları yine biraz yüksek çıkıyordu ama bu kez eksi bir alternans getirdik. Dolayısıyla toplamım daha da azaldı yani değil mi? Yani artı ve eksiler birbirini götürüyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu iyi bir şey değil. Onu söyleyeyim. Evet. 2 pi'ye kadar devam ediyor kesim. Sonra tekrar alternans değişince diyot iletime gidiyor. Pardon. Sonra arkadaşlar yine beta'ya kadar. Bu beta açısı dediğim gibi değişebilir. Ben şu an tahmini bir beta ile çiziyorum. Beta'ya kadar diyot iletimde kaldı. Sonra tekrar kesimde arkadaşlar. Evet şurası omega t. Evet şurası mavi yazayım. Pardon. Yine eksiz oldu. V maksimum eksi V diyot arkadaşlar. Şurada diyot iletimde, şurada iletimde, şurada iletimde, şurada iletimde, şurada iletimde arkadaşlar. Şurası ne? Yani şuradaki değer ne olur? V maksimum sinüs omega T de arkadaşlar. Yani nerede yazalım şunu? V maksimum sinüs omega T de. Şu omega t yerine beta yazarsanız değil mi? Ve beta denklemine yani değerini elde edersiniz. Gerilimi ve beta değerini. Dolayısıyla oradaki değer de V beta yani şu. Kaç çıkıyorsa. Değil mi? Yani zaten eksi bir değer çıkması lazım.
Hani eksi çünkü alternanstayız. Evet, bu böyle arkadaşlar. Şimdi bunun ortalamasını bulacağız. Ortalama dediğimiz değerden böyle güzel düzgün bir DC üzerine çizmeyeyim çünkü akımı çizeceğim veya çizebilirim de. Şöyle biraz üstte çizeyim yani. Biraz tahmini çiziyorum. Arkadaşlar V0 ortalama değerimiz bu. V0 ortalama değerimiz bu. Bunu integral olarak şeyini yapalım. Ortalama değerini bulalım bir kere. Evet. Şimdi bunu buraya tabi biraz kötü oldu. Yani çok kötü çizmişiz. Biraz gittikçe yükseldi. Aslında eşit bir şey olması lazım. Yani şöyle. Esrede çizebilirim aslında. Şöyle. Biraz yukarı alayım. Evet, şöyle bir ortalama değer işte. Bu ne? Biraz fazla oldu. V0 ortalama değer arkadaşlar. Bunu bulalım. V0 ortalama değerim. 1 bölü 2 pi integral nereden nereye arkadaşlar? 0'dan bt'ye kadar değil mi? 0'dan bt'ye kadar v maksimum eksi v diyor. Sinüs omega t'nin integrali arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız V0'ınızın evet, V maksimum eksi V diyot 2 pi 1 artı kosinüs, şey 1 eksi kosinüs beta çıkıyor. 1 eksi kosinüs beta çıkıyor arkadaşlar. Evet. Eğer idealde işte neydi? İdealde V'de 0 değil mi? İdealde V'de 0. Ve maksimum 2 pi 1 eksi kosinüs alfa olur arkadaşlar. Evet. Şey çizelim. Yani bakın şu yük gerilimini V0 teyip yani sinüse tamamlanan diğer parçalar şeyde oluşur. Diyot uçlarında oluşur. Yine diyotun iletimde olduğu kısımda arkadaşlar. Diyotun iletimde olduğu kısımlarda ta beta'ya kadar işte VD gerilimini görürüz. Nereye kadar? Hangi kalemde çiziyoruz? Şundan çizelim. Arkadaşlar beta'ya kadar şuradan da bu kadar arkadaşlar. Beta'ya kadar VD görürsünüz. Sonra da arkadaşlar şöyle azalır. Ve şunu görürüz yani. Şebekenin diyot kesimde olduğunda bunu görüyoruz. Evet. Şurası şöyle de çizmek lazım. Eksi ve maksimum arkadaşlar. Eksi ve maksimum. Şunlar da ve diyot. Yani şu değer. Şu değer ve diyot arkadaşlar. Evet. Burada yani ikisini üstte çakıştığınızda tam bir sinüs etmesi gerekiyor. Evet, yük akımını çizelim arkadaşlar. Yük akımını çizelim. Şimdi bu yük indüktanstan DC bir akım geçiriyorsunuz. Akım böyle eksponansiyel artar. Pi'ye yakın bir yerde. Yani RL çok büyükse tam Pi'de tam tepede ulaşır. Sonra beta'da da azalır. Yani çünkü kesime gittiği için akım azalacak. Bunu bir yeşil kalemle çizeyim isterseniz. Böyle şu yeşil iyi olur sanırım. Evet, umarım aynı şeye hizaya çizebilirim. Şuraya bir yere tepe değer olsun. Şöyle. Arkadaşlar şöyle yükselir. Şöyle bir yerde tepe değer bulur ve sonra beta da 0 olur. Sonra 0 0 sonra tekrar artar. Şu güzel olmadı en son çizdiğimiz. Evet, tam doğrusal değil. Eksponansiyel artış azalışlar görürsünüz. Olmadı. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle bir beta da 0 olur. Ama 0'da kalır. Evet, bu yeşille çizdiğimiz 0 arkadaşlar. Yeşille çizdiğimiz
0, 10. Şimdi bu akım arkadaşlar eksponansiyel artıyor, eksponansiyel azalıyor. Yandan neler bir denklem. Şurası güzel olmadı aslında. Şurası güzel olmadı ama yani 0 yani. Şu yanlış anlaşılmasın lütfen. Orası 0 olması lazım. Şöyle biraz inceltelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu akımın denklemini bulmamız lazım. Bu akımın denklemini bulmamız lazım ki güç yani şeyi bulalım, P'yi bulalım. Ona bağlı da yani akımın RMS değerini bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu akımın iki bileşeni var. Şu akımın iki bileşeni var. Yani şu I0T'nin çizerek yapalım. Bir natural cevabı var. Geçici durum cevabı. Bir de sürekli durum cevabı. Zor çözüm. Zor özel çözüm dediğimiz. Forced answer diyorlar buna İngilizce. Natural answer ve forced answer. Arkadaşlar natural cevabı bunun entesi devrede kaynak yok. Diyot yok. Devre yükünün yani indüktansın geçici durumu. Hani A, yani A çarpı E üzeri eksi T bölü TO gibi bir kat sayı. Ama bizim zaman eksenimiz omega T olduğu için hem TO'yu hem de T'yi omega'ya göre yazmamız lazım. Yani omega T bölü omega TO yazmamız lazım. Yani bu bizim eksenimizin omega, yani x eksenimizin omega T olmasından kaynaklanıyor. Omega TO. Evet, zorlanmış çözüm de arkadaşlar. Sürekli durum cevabı da kaynak devrede diyot yok. VD yükünün A'sı devre analizi. Yani V maksimum bölü Z impedans. Sinüs omega T eksi teta. Yani bir geride bir açıyla gerilimi takip edecek. Yani Z neydi? Z arkadaşlar Z R kare artı X'lerin karesinin kare kökü. Ya, güzel olmadı. X'lerin karesinin kare kökü arkadaşlar. Peki teta ne? Arc tanjant, hatırlayın tanjant eksi 1. X'l bölü R. Böyle buluyordum. Evdeki dersimizde. Şimdi arkadaşlar bu akımı yerine yazalım. Yani bu akımın son şeyini yerine yazalım. I0T A çarpı E üzeri eksi omega T bölü omega TO. Abi burada özür dilerim şeyi eksik yazdık. Şurası V maksimum eksi V diyot olacak. Yani idealde V'de sıfırsa orası V maksimum bölü Z olur. Evet. Unutmayalım. V maksimum pardon. Akım denklemini yazıyorum. Ya bu geçmiş yıllarda bunu sorduğumu hatırlıyorum yani söyleyeyim yani. Z sinüs omega t eksi 0 şey teta pardon. Denklem bu. Şimdi burada a'yı nasıl bulacağız? Bir a'yı bulmamız lazım. Şimdi o yeşil akım denklemine baktığımızda omega t 0'da akım 0 değerini almış. Buradan a'yı bulabiliriz. Yani şöyle omega t eşittir 0'da akım 0 almış arkadaşlar. Buradan a'yı bulabiliriz. Şöyle şunu kırmızıya çevirelim. Arkadaşlar 0 eşittir a çarpı eksi omega t yerine 0 yazdık. Burası e üzeri 0 olur. Artı v maksimum eksi v diyor. Bu z çarpı sinüs eksi teta. Sinüs eksi teta böyle eksi dışarı çıkar. Bir de karşı tarafa atarsak a değerimiz v maksimum eksi v diyor. Bu z sinüs teta olur arkadaşlar. Sinüs teta olur. Bunu getirip şurada yerine yazmak lazım. Şurada yerine yazmak lazım. Ve ikisinde de V maksimum bölü V maksimum eksi V'de bölü Z eşdeğer olduğu için onu özdeş olduğu için şey alalım. Paranteze alalım. V maksimum eksi V diyor bölü Z çarpı işte sinüs omega T eksi teta kaldı. Bir de artı sinüs teta
sinüs teta kaç? E üzeri eksi omega t bölü omega t kaldı arkadaşlar. Bu nerede geçerli bu akım? Bu akım nerede geçerli arkadaşlar? Şu akım alfanın betayla omega t betayla şey arasındayken, sıfır arasındayken. Evet. Evet. Bir de I sıfır t'nin sıfır değeri var. Bu ne zaman? Bu da betayla 2 pi aralığındayken arkadaşlar. 2 pi aralığındayken burada sıfır akım. Şimdi bu akımın tabi I RMS'ini ve I sıfırmak lazım ki bu biraz zor. Sayısal integral almak gerekiyor. Dolayısıyla bu zor. Sınavda bununla ilgili bilgi vermek zorunda arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi vermek zorunda. Şimdi isterseniz şeye geri geçip slayta geri geçip onun üzerinde şey yapalım, konuşalım. Slayta geri gelip bunun üzerinde konuşalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu akımın denklemini bulduk. Tabi burada betayı bulmak lazım. Betayı da bulmak için yine bu akım denkleminde omega t yerine beta yazıp sıfır eşitlesek, çünkü akım aynı şurada da sıfır olmuş değil mi? Hem sıfırda sıfır akım hem de betada. Bu kez betayı buradan bulabiliriz. Arkadaşlar betayı sınavlarda ben veriyorum. Çünkü buradan iterasyonu da bulmak lazım. Dediğim gibi akım denkleminden yola çıkarak akım RMS ve sıfır değerini bulmak lazım ki bu da zor. Sayısal integral gerektirir. Yani bununla ilgili bilgiyi sınavda vermiş olmamız lazım. Bununla ilgili örnek çözelim ve bir ara verelim arkadaşlar. Şimdi örnek şu arkadaşlar. Yarım dalga dolutucu. R'miz 110, L'miz 0,1 Henry, omegamız 377 radyan. Bu ne demek? Frekansımız 60 Hz demek değil mi? V maksimum bu, ki bu böyle çok istisnadır yani. V maksimumu tek başına yazmak, yani şöyle şey verirler hani, böyle V eşittir 100 sinüs 377 T şeklinde verebilirler. Yani böyle denklem şeklinde veriyorlar genelde. Böyle V maksimumu çok nadir şey verirler. Genellikle tek başına verilen değer efektif değerdir. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi devrenin akım ifadesini istiyorlar bizden. Yani şunu hatırlayalım. V maksimum bölü Z tam burada ideal durum için geçerli. V'de eşittir 0. Eğer V'de 0 değilse şu V maksimum eksi V'de olacak. Yani onu yazmak lazım. Bunu önceden söylemiştik. Burayı şöyle şöyle yazalım. V maksimum eksi V diyor. Yani V'de 0 ise burası 0 zaten. Şimdi bakın burada detayı bilmek gerekiyor. Z'i bilmek gerekiyor. Omega t'yi ve şey omega t'yu bilmek gerekiyor. Z r kare artı x t'nin karesinin kare kökü. Değil mi? Bu 0,5 bölü 2 kare kök demek yani. 106.9. Teta arktanjant x t bölü r'den 20.7 derece çıkıyormuş. Derece bölü 180. Radyan bölü pi'den radyana çevirmişler arkadaşlar. Derece 100, yani 20.7 derece bölüp şey 180'e bölüp pi ile çarpmışlar. 0,361 radyan. Bu denklemleri radyan olarak yazmak gerekiyor. Şimdi omega tau da arkadaşlar omega, yani tau değerimiz ne? L bölü R. Omega tau da omega çarpı L bölü R. Dolayısıyla 0,377 radyan çıkar. Yani şöyle alın bak. Omega tau. Omegamız radyan bölü saniye. Zaman eksenimiz de saniye arkadaşlar. Birim radyan çıkar yani. Gerçekten de öyle. Baktığınızda radyan çıkmış. Radyanmış. Şimdi bunu yerine yazalım arkadaşlar. V maksimum bölü Z. V maksimum 100 volt. 100 volt'u 106.9 0396. Yalnız şunu şey yapıp içeriye dağıtmışlar değil mi? Bak şu bölüp hem bununla çarpmışlar hem de şununla çarpmışlar. Sinüs teta değeri de var. Evet, V maksimum bölü Z 0,936 çıkmış. Bunu ilk çarpanı 1 olduğu için V yazmışız. Sonra bir de sinüs tetayla çarpmışız. 0,331 etmiş. Dikkat edin. Bütün değerler bakın tetada, omega tuda radyan cinsinden yazılmış arkadaşlar. Buna dikkat edin. Formül, yani 1 derece 1 radyan olmaz. Çünkü bunu işte böyle yanlış yazarsa onda bilgisayarda uğraşırsanız çok, yani iterasyon mesela ortalamasını efektifini bulurken sayısal analizde çok uğraşılır. Ya
açı olacak, yani derece ya da radyan, radyan daha doğru cevap veriyor, onu söyleyeyim. Şimdi burada tabii beta'yı da sınavda vermiş olması lazım. 210 dereceymiş arkadaşlar. Beta 210 derece. Ya 3.50 radyanmış. Şimdi arkadaşlar bu akımın denkleminden ortalama akımı ve RMS akımı bulmak, hesaplamak zor eline yani. Dolayısıyla sınavlarda bununla ilgili bilgi verilmiş olması lazım. Yani mesela şöyle bir bilgi verilebilir. Bir derede bir ampermetre olsun. Buradaki gerilimi ölçebilecek bir ampermetre olsun. Arkadaşlar ampermetre DC kademedeyken, yani ki böyle bir cümle olarak bir şey geçiyor yani. Cümle olarak bir şey geçiyor. Buna dikkat edin. Ampermetre DC kademedeyken ölçülen akım değeri, mesela yani nokta nokta amper. Bu neye karşılık gelir? Ortalama değeri, değil mi? Ampermetre AC kademedeyken ölçülen değer ise RMS'e karşılık gelir arkadaşlar. Diyelim ki bu şey olmuş. Demiş. Mesela burada varsa yazalım. 0308'e 0470. 0308'e pardon. 0308 ampere. 0 kaçtı? 474. Tekrar söylüyorum. Pardon, kapandı. 0474. Tekrar söylüyorum. Yani ampermetre DC kademedeyken ölçülen değer 0308 amper. AC kademedeyken de ölçülen değer 0474 amper diyorsa DC kademedeki değer ortalama değer, AC kademedeki değer ise RMS değerdir arkadaşlar. Yani yoksa bu hesaplanması zor. O yüzden bunları es geçiyorum. Evet, yük tarafından çekilen gücü bulacağız. Bu da ne? Dediğim gibi bak, bu ancak sayısal analiz de bulunabilir. Sayısal integral zor bu yani. Ancak bilgisayarla çözülebilir. Evet. Arkadaşlar güç kare R çarpı R'den bulabiliriz. RMS'in karesi çarpı R'den tabii. O soruda verilmiş oldu. 0.474'ün karesi çarpı 110. 22.4 watt. P bölü S'ye bakacağız. Power faktör. P bölü S. Arkadaşlar 22.4 bölü ve RMS'i nasıl bulacağız? Maksimum verilmişti. 100 bölü kök 2 RMS değer oldu bir RMS. RMS de 0.474, 0.67 oldu. Bakın 0.67 oldu arkadaşlar. Yani R yükünde 0.707 iken indüktans da gelince 0.67 oldu güç faktörü. Daha da kötü oldu. Yani bu cihaz daha da hem işte R yani motor şeyden dolayı, doğrultudan dolayı 0.707 idi. RL yükü olunca daha fazla artık. Dolayısıyla güç faktörü daha da düşük oldu. Bu da şu an R'ye göre yüküne göre daha fazla artık güç çektiği anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada bir ara verelim. 15 dakika sonra görüşelim ama ikinci linkten gireceğiz. Çünkü bu linkin süresi saat 7'de bitiyor. İkinci link var. Canlı ders 2 diye. O linkten görüşelim. Evet. Şimdilik bir 15 dakika ara.